de şahs olarak mı kullanıyor yoksa şirket vaziyetinde yani oradaki profiller işte nasıl firma olarak mı yoksa işte dediğiniz o bir şahs olarak ortaya çıkıyor. Ventures olarak biz hem kurumsal hem de şahıs olarak kullanıyoruz. Yani bizim şirketimizdeki tüm çalışanların da LinkedIn profilleri mevcut. Orada çeşitli sektörel paylaşımlarda bulunuyorlar. Sektörel SEO tarafında, dijital pazarlama tarafındaki gelişmelerden bahsediyorlar. Şirketlerin dikkat etmesi veya şirketteki çalışanların dikkat etmesi gereken konular varsa, gelişmeler varsa, yani biraz daha şirket bazında sosyal mecra, şirketlerin ilgilenmesi, yani hobi, eğlence vesairenin ikinci planda kaldığı, daha değerli bilgilerin ön plana çıktığı bir platform. Biz kurumsal da kullanıyoruz. Kurumsal şirketimiz hakkındaki gelişmelerden haberdar ediyoruz. Ama genelde kullanım amacı bu olmuyor. Daha çok bireysel anlamdaki çalışanların iletişimi şeklinde değerlendiriliyor. Onlar biraz daha ikinci planda kalıyor diyebilirim paylaşımlar olarak. Ben şahsi olarak da kullanıyorum. Benim kendi konumlandırmam da girişimcilik, yöneticilik, ekip yönetimi, şirketin büyümesi vesaire gibi markalaşma süreçleri gibi konularda paylaşımlar yapıyorum. Çok ilgi çekici konular olduğu için de yaklaşık her bir paylaşım 500 ila 1500 arasında beğeniye sahip oluyor. Bu da erişim olarak Türkiye genelinde yaklaşık 350, 400, 500 bin kişiye gösterilebiliyor. Hiçbir reklam bütçesi harcamadan yapılan faydalı bilgilerin beğenilerek, yorum yapılarak etkileşime açılması, diğer kişilerin bunu görebilmesi Bir de müşteri bakımından tam kilit müşteri yani. aynen öyle Olmaz değerlendirecek çünkü. olursak çok Çok. değerli bir Aynen. strateji ve platform. Dolayısıyla oranın potansiyeli bence tam anlamıyla keşfedilmedi diye düşünüyorum. Aynen. Ama şirketler aslında biraz daha tehlikeli olabiliyor. Yani tam çalışanlar hepsi orada. İşte rakip firmalar da orada. Çok Yani doğru. biraz hani bu noktadan şey de var yani. Bizim de ekibin öyle. Aynen. Çok fazla ekibimizdeki herkese iş teklifi geliyor. Aynen yani Onu bu açık hale getiriyor. Hatta bana bile iş teklifi geldiği oluyor yani. İlginç bir şekilde iletişime aynen geçerek çünkü her şey yazıyorlar ortada potansiyel. yani. Aynen. Aynen. Ama bundan korkmamak lazım. Aynen. Yani bu gibi bunu Demokrasi son hani derecede. kesinlikle buna risk demek istemiyorum aslında ama bu gibi risklerin oluşması Aynen. sizin Yani kapat. kendinizi Aynen. geliştirmeniz için itici bir güç haline geliyor. Yani siz daha iyi bir çalışma ortamı sunmalısınız ki o çalışanlar hiçbir teklife bakmasınlar, dikkat Aynen. etmesinler. Dolayısıyla kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Oraya gözünüzü kapatmak, Doğru. oradaki potansiyelin varlığını kabul etmemek anlamına gelmez. Gelmez, doğru. Kesinlikle yeniliklere, çağa ayak uydurmakta fayda var. Doğru. Biraz da Twitter'dan bahsedelim. Twitter Türkiye'de nasıl, ne kadar ben bakıyorum hani normal işte programlara, televizyon özellikle programlarına Twitter çok yani normal Twitter'den paylaşımlar falan oluyor. Ticari vaziyetinde işte Twitter ne kadar buradaki piyasada önemli? Twitter'ı biraz daha ben anlık haber olarak konumlandırıyorum aslında kendi kafamda. Yani bahsettiğiniz gibi televizyon programlarında olsun veya başka konularda olsun, siyasette olsun, ekonomide olsun, anlık gelişmelerde çok hızlı, dinamik paylaşımlar yapıldığı platform Twitter. Dolayısıyla biraz daha yaş grubu ve hedef kitlesi de buna göre farklılaşıyor. Instagram'ı ve Facebook'u kısmen içerisine alıyor ve LinkedIn'i içerisine alıyor diyebiliriz. Aslında hepsinin kesişiminden biraz var diyebiliriz. Ben Twitter'ı biraz da şöyle görüyorum. Ya normalde insanların haber edinme davranışlarına baktığımız zaman öncelerden gazeteler yoğunluktaydı. Doğru. Ama gazetelerdeki haberler dünkü haberi veriyor. Aynen. Yani akşamdan hazırlandığı Aynen. için sabah yayına çıkıyor, dünkü haberi veriyor. Televizyonlar birkaç saat öncesinin haberini veriyor. İnternet siteleri birkaç dakika Yani öncesinin haberini haber veriyor. veriyor. Ama Twitter anın haberini veriyor. Anında haber veriyor. Evet, Evet. dolayısıyla yani direkt bir bakanın cümlesini orada görebiliyorsunuz. Direkt bir yetkilinin cümlesini orada görebiliyorsunuz. Direkt haber Ve ona alabiliyorsunuz. karşı işte yargılar falan her şey orada zaten etkiliyor. Aynen öyle. Oralardan aslında şu anda birçok haber sitesi de oralardan beslenerek de haberini oluşturmaya da çalışıyor. Dolayısıyla Twitter bu anlamda biraz daha aktif, anlık haber
akışı durumuna dönmüş. Tabii ki hangi konuyu takip ediyorsanız onunla ilgili anlık gelişmeleri takip edebilirsiniz. Yani insanların kullanıcı bazında yaptığı paylaşım sayısına bakacak olursak da günlük paylaşım oranı bir kişi Facebook'ta belki 3-5, hani kendinden de kıyas edecek olursak 3-5 paylaşım yapar günlük veya günlük 1-2 paylaşım yapar. Instagram'da belki haftalık 3-5, yani günlük değil haftalık 3-5, ama Twitter'da saatlik 3-5 bile olabiliyor. Hı-hı. Yani en ufak gelişmeden haberdar edildiği, en ufak gelişmenin paylaşıldığı bir platform haline gelmiş. Dolayısıyla ilgi alanlarına göre sektörel anlamda da olabilir, şahıs anlamda da olabilir, kurumsal anlamda da olabilir. Anlık takip yapabileceğiniz bir platform. Evet. İntihab mühim است. درست انتخاب کنید.